Merhabalar. Bu videomuzda Word sayfasına resim ekleme ve bu eklenen resmi düzenleme ayarlarını yapma konusunda bilgiler vereceğiz. Biz Word sayfamıza iki farklı şekilde resim ekleyebiliriz. Bir tanesi bilgisayarımızın bir konumundan kendimizin belirlediği bir resim ekleme işlemi var. Büyük küçük fark etmez. Onu bu dosyadan resim ekle butonuyla yapıyoruz. Bir diğeri de küçük resim ekleme. Bu da daha çok işte Word uygulamasını kendi içerisinde barındırdığı çeşitli simgeler veya işte bazı ne bileyim hani resimlerin küçük boyutlu halleri gibi şekil resimleri gibi Word uygulamasının kendi içinde olan resimler. Buradan da bazen bakabiliriz istediğimiz resim var mı diye. Örneğin şu kısma ekleyeceğimiz yere imleci tıkladığımızda daha yani ekleyeceğimiz yeri göstermiş oluruz. Buraya tıklıyoruz ve küçük resim butonuna basıyoruz. Hemen sayfamızın sağında bir pencere açılıyor. Bu işte küçük resim penceresi. Burada sonuçları hani azaltmak ya da kategorize etmek için buradaki başlıklardan bir tanesini seçili bırakıp git dediğimizde o kısımla alakalı bize resimleri gösterebilir. Biz tamamını göstermesini istiyoruz. Git diyoruz. O yüzden de herhangi bir kelime de girmedik. Kelimeye göre de arayabiliriz. Mesela örneğin hayvan diyelim. Hani hayvanlarla ilgili pardon varsa ondan sonra git diyelim. Tüm dosya türlerinde arasın. Bu şekilde bir bize resimler buldu. İşte bu resmi kullanmak istiyoruz. Yazımızda örneğin işte ne bileyim kaplan resmi var. İşte kaplanı tanıtmak için bir yazımız var. Bu yazıya bir resim bulacağız. Tabii internette de bir sürü bulabiliriz ama buradan da bir bakı verebiliriz. Hani hazır olan bir resim varsa arama gibi bir zahmetin içerisine girmemiş oluruz. Bu şekilde resmi ekleyebiliriz. Bir de normal dosyadan resim eklemeyi gösterelim. Ondan sonra düzen kısmına bakalım. Arkadaşlar burayı kapatalım. Evet, dosyadan ekle kısmından yine resim başlığına tıklıyoruz ya da butonuna. Şimdi tabii ben biraz önce yazımızla alakalı birkaç resim indirmiştim. Bunları da ilgili olan klasöre indirdim. Tabii bu resmimiz böyle hemen bizim karşımıza çıkmayabilir. Biz o konumu bulmamız lazım. İşte masa üstündeyse masa üstünde, işte karşıdan yüklemelerse karşıdan yüklemeler dosyasındaysa oraya gitmemiz, resimler klasörümüzdeyse resimler vesaire neredeyse öncelikle o yeri bulmamız lazım. Ondan sonra da resmi seçmemiz gerekiyor. Öncelikle bu resmi bir ekleyelim. Ekle diyoruz. Şimdi tabi resim sığabildiği kadar orijinal boyutta neyse sayfamıza o şekilde eklenir. Şimdi resmimiz biraz tabi büyük. Resmi şöyle biraz küçültebiliriz. Kenarlarından şu işareti gördüğümüz zaman sürükle yani basılı çek bırak basılı tut şöyle çektiğimiz zaman resim ne oldu? Küçüldü. Tabi bu resmin biz yazılar sağ tarafına gelsin istiyorsak resme sağ tıklıyoruz. Metni kaydır kısmından şu şekilde boyunca işte seçeneğini seçiyoruz. Ve resmimizin hemen ne olmuş oldu? Resim yanına sağına resmin sağına yazılarımızı çekmiş olduk. Tabi varsayılan olarak ilk etapta resmi sola yazımızı sağ tarafa alıyor. Yani o şekilde bir konumlandırma yapıyor. Tabi biz bunu istersek değiştirebiliriz. Şimdi nasıl yaparız? Zaten bura resimle ilgili işlem yaptığımız zaman bu resim araçları sekmesi oluşur. Hemen onun altında biçim sekmesi vardır. Bu sekmede çeşitli seçenekler vardır, araçlar vardır. Bunlardan iki tanesi bizim bu işimizi gösterebilir. Bir tanesi konum. Buradan örnek varsayılan konumlar var. Mesela şu şekilde yapabiliriz. Hani başlığı da sağ tarafa aldı. Resim böyle ortaya alabilir metni. Şimdi şunu
Şöyle gördüğümüzde şu arka tarafta da yazı var. O engellemiş oluyor pencere. Bu sağ tarafa resmi alıp yazımızı sola alabiliriz. Bu şekilde hızlı bir kendimizin konumlandırmasını istediğimiz yeri bu şekilde şöyle sayfayı biraz kaydırırsak diğer kısımları göremedik. Şöyle aşağı doğru. Şunları görmek için. Şu şekilde de yine hazır bize konumlandırma seçenekleri var. Tabii bu seçeneklere bir de hizalama başlığından da erişebiliriz. Şimdi şurada hizalama açılır listesi var. Buradan da şöyle üzerine zaten bu sol şöyle gelip de tıkladığımız zaman sağa bu şekilde ortaya hizala işte bu şekilde de yine biz çeşitli konumlara resmimizi alabiliyoruz. Ayrıca bu işi biz kendimiz de yapabiliriz. Yani kes yapıştırla resmimizin yerini değiştirebiliriz. Veya aynı resmi birden çok kullanacaksa kopyala yapıştır da olabilir. Şimdi bunu şöyle bir bakalım tekrar boyunca kısmından bir tekrar metinle aynı hizaya bir getirelim. Daha doğrusu orada da getirebilirdik. Şimdi biz diyelim ki şu kısımda şuraya orta çağda diye başlayan şu kısma tam resmi getireceğiz bunun önüne. Tabi burada şuradan bir hemen bir yapmak için bir satır aşağı indirelim. Sonra bunu keselim ve şuraya Ctrl V ile yapıştıralım. Şimdi arkadaşlar burada yine ne yapacağız? Tekrar boyunca diyelim. Aslında o boyunca o şekilde de kalabilirdi. Biz o anda o şekilde yaptık. Şimdi tabii öyle deyince ilk etapta ne yapıyor? Sağ yazıyı sol tarafa resmi getiriyor. Şimdi buradan biçimden hizalama tekrar başlığına geliyoruz. Şimdi burada ne yapıyoruz? Sola hizala zaten solda. Ortala. Bu orta yani ama orta çağ diye başlayan metin ortasında bizim istediğimiz yerin ortasında bir de sağ hizala diyoruz. Yani resmi sağ hizala. Bu şekilde de yine resmimizi konumlandırabiliyoruz. Zaten resim genişliğini şu kenarlarındaki simgelerden tutup çektiğimizde artırıp ne yapabiliyorduk? Azaltabiliyorduk. Resmimizi burada çeşitli resmin hani kenarlık ayarları ya da görüntü ayarlarını şöyle Word'un bize sunduğu çeşitli şeyler var. Stiller var, resim stilleri var. Bu şekilde de yapabiliriz. Resmimizi daha da böyle güzel bir hale getirebiliriz. Şöyle kaydırdığınız zaman örneğin şu şekilde bir şey yapabiliriz. Bunlar artık sizin kendi beğeninize böyle seçeneklerimiz de var ki bunu bazen kullanabiliyoruz çeşitli görsel çalışmalarda bu şekilde gördüğünüz üzere hakikaten güzel şeyler. Mesela ortada şunu kullandığımız zaman hemen bir şey yapalım, ortalayalım yazımızı. Gördüğünüz üzere ortaçağda arda arda sıtmaya iyi 8 sabah yenilirse sıtmaya iyi geldiğine astım tedavi ettiğine inanılırdı. Yani burada metin ne yapıyor? Sanki ortada bir resim var ama devam ediyor. Şuradan başlıyor buraya. Bu da bir güzel bir görsellik yazımıza katabiliyor. Yine şuraya gelirsek arkadaşlar şöyle baktığımızda güzel resim stillerimiz de söz konusu. Bunun dışında ne yapabiliriz? Resmimizi kırpabiliriz arkadaşlar. Yani istediğimiz resimdeki istediğimiz alanı alabiliriz. Onu gösterelim. Mesela kare şeklinden bir tane seçeneği seçelim. Bu şekilde olsun. Şimdi kırpmak işlemi için şuradaki kırp başlığına simgesine tıklıyoruz arkadaşlar. Şöyle veyahut da direkt buna da tıklasak olur. Zaten resmin ne olmuş oldu? Kenarlarına kırpma araçları geldi. Buradan yine böyle üstüne gelip çekip sürüklediğimizde şöyle istediğimiz büyüklükte bir kare, dikdörtgen artık bizim hangisi ise ihtiyacımız olan. Sonra bunu resmi tutup çekmiş gibi oluyoruz. Şöyle çekiyoruz. Resmimizin istediğimiz noktayı almak istiyoruz bu şekilde. Mesela şunu biraz daha büyütelim.
Diyelim ki şu şekilde resimden biz anca bu parçayı almak istiyoruz. O zaman şu şekilde getiriyoruz. Başka bir yere tıkladığımız zaman veyahut da Enter'a bastığımız zaman artık biz o resimdeki o kısmı göreceğiz. Diğer kısım kesilmiş olacak. Enter diyelim. Bu şekilde. Veyahut da bir geri gelelim. Bir daha geri. Ne yapalım? Farklı bir noktaya tıklayalım. Şu yaklaşık olan kısma tıklayalım. Yine bu şekilde ne yapmış olduk? Resmimizi kırpmış olduk. Ctrl Z ile tekrar bir geri gelelim. Evet. Buradan tekrar biçime tıkladığımız zaman bir geri daha gelirsek. Mesela en şey buradaydık. Ayrıca burada resmimizin yükseklik ve genişlik ayarını buralardan yaptığımız gibi buradan da yapabiliriz. Örneğin 6'yı ne yapalım? 10 yapalım. Enter'a basalım. Gördüğünüz üzere ne yaptı? Resmimiz büyümüş oldu. Şu an için resimle ilgili belki sıkça kullanacağımız şeyleri anlatmaya çalıştık arkadaşlar. Bakalım şu anda aklımıza gelmeyen bir kısım varsa önemli gördüğümüz şu efektler kısmı var. Zaten bunu da değinmiş olalım. Bu da çeşitli resimde mesela gördüğünüz üzere farklı bir resme tarz veriyor. Artık bunlar da yine biraz da karıştırmak lazım, denemek lazım. Bu şekilde de yine resmimize çeşitli efektler verebiliriz. En son orijinal haline getirmiş olalım. Resimde burada da yine bazı parlaklık ve karşıtlık ayarları da söz konusu. Aslında bayağı bir resimde güzel uygulamalarda Word üzerinde yazımızdaki resimlerde böyle uygulamaları da yapabiliyoruz. Başka nelerden bahsedebiliriz? Şöyle bakarsak son olarak evet arka plan kaldırma var. O da aslında işimize yarayabilecek bir uygulama. Bazen resimlerin arka planını kaldırmak isteyebiliriz. Buna bir tıklayalım arkadaşlar. İşte gördüğünüz üzere kendisi bir belirlediği arka planı kaldırdı. Buradan biraz daha bu kısımdan şöyle artırdığımızda bir bakalım neler olabiliyor. Daha doğrusu bu arka plan kaldırdıktan sonra etrafında oluşacak aslında boşluklarla alakalı olsa gerek. Evet. Bu şekilde kendisi varsayılan bir şekilde arka planı kaldırıyor. Enter'a basalım arkadaşlar ne olacak? Evet gördüğünüz üzere resmimizin arka planı bir nevi kayboldu. Güzel bir uygulama. Yine yazı sanki resmi atlayıp devam etti. Ctrl Z yapalım. Evet. Buraya nereden gelmiştik? Resmi seçtikten sonra biçim. Arka planı kaldır. Bunun dışında bir de resmi sıfırla ne demek? Yani herhangi bir işte efekt olmayan haline dönüş yapma gibi. Ayrıca bir de resim efektleri kısmımız var. Bu kısma da yine bu biçim sekmemizin hemen altından erişebiliyoruz. Hemen şu resmi daha rahat görebilmek için hizalamayı sola alalım. Şimdi bu resim efektleri kısmına gelelim. Örneğin işte 3B döndürme de gerçekten böyle hoş bazı şekiller alabiliyor. Örneğin şu şekilde bir resmi görebiliriz. Bu şekilde, bu şekilde. Aynen böyle bu şekilde buna benzer değişik değişik resmin bu döndürme efektlerini görebiliyoruz. Gerçekten yani bu şekilde değişik bir şekil. Bunun dışında resim düzeninden bunlar daha çok şekille alakalı şeyler yapabiliriz. Resme metin yani bu smart şekiller ekleme şeklinde de bazı şeylerimiz olabilir. Tarzlarımız da olabilir. Evet, kabaca arkadaşlar bu Word'de resim ekleme ve resim üzerinde düzenlemeleri yapma bu şekilde.